Saygıdeğer izleyenler, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar Bey ile beraberiz. 22 Ekim 2022 tarihinde yapılacak seçimler öncesi kendisine 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları ve bundan sonraki kazanması halinde aday olduğu belli, kazanması halinde yapacakları çalışmaları soracağız. 4 yıl önce, 4,5 yıl önce bize verilen yetkinin altında ezilmemek için hakikaten iyi çalıştık. Yani ben kendime göre ve ekibimize göre iyi çalıştık. Olmadığı şeyleri icat ettik. Yani esnafımızın bankayla olan probleminde, o esnafımızın kamu kurumlarıyla olan derdinde her anında yanında olduk. İyi gününde de olduk, kötü gününde de olduk. Bunu bilen bilir, gören görür, görmek isteyen görür. Görmek istemeyen zaten bir şey yapamazsın. Doğru mu? Evet, Sayın Akar, ben, siz akşamleyin Ankara'daydınız. Dışişleri Bakanımızın büyükelçi olarak atanması vesilesiyle yanındaydınız. Gece yola çıkacaktınız, gününüz gelmek zorunda kaldınız. Akşamın hayrına Sabanşehir'i dediniz. Gününüz gelmek zorunda kaldınız ve yorgun yorgun da teklifimizi kabul ettiniz. Önce Yavuz Selim Kıran Beyefendi ile ilgili düşüncelerinizi, ardından da İl Ticaret Odalarının verdiği K belgesini Ünye'ye getirdiğinizi öğrendik. Daha getirmedik. Getirmedinizse bu konudaki çalışmanızı da soralım. Şimdi öncelikle Yavuz Selim Kıran Bey'i konuşursak, Yavuz Selim Kıran hakikaten Bey bizim için bir değerdir. Ünye için değerdir, ordu için değerdir, Türkiye için bir değerdir. Kaybedilmez, lüksü olmayan bir değerdir. Bunu böyle herkesin bilmesini söylemekte açık yüreklilikte hiçbir beis görmüyorum. Gerçekten yani Ünye'den böyle bir kardeşimiz çıkmışsa bunu gururla, onurla dile getirebiliriz, getirmeliyiz. Çünkü şu anda bizi Avrupa'da temsil edecek. Çok belki güzel. Dünyada temsil ediyor zaten. Bunu hiç konuşmaya bile gerek yok. Geldiğimiz o K belgesi konusuna gelince Rıfat Başkan'la bizim daha önceden de ettiğimiz müracaatlardan, sahada bize gelen tepkilerden dolayı Rıfat Başkan'a ilettiğimiz, yazılı olarak ilettiğimiz 3 tane konu vardı. Bir tanesi dijital ehliyet, ikincisi K belgesi, taşımacılıkta kullanılan, ticaret taşımacılıkta kullanılan K belgesi. Üçüncüsü de arabuluculuk sistemi. Şu anda TOB'un işlediği bir konu bu. Rıfat Başkan'ımız da biz dedi ki, sahada buna ilgili ciddi tepkiler var. Biz dedik bunu coğrafi yapımızdan dolayı, orduya uzaklığımızdan dolayı Ünye'de bu noktalarda hizmet vermemiz lazım. Gerekçelerini anlattık, o da bize hak verdi. Dijital ehliyetin verilme yetkisi kendilerinde olduğu için o yetkiyi bize verdi. Biz şimdi işlemlerini bitirip belki de yarın başlayabileceğiz. Artık dijital takografa gerekli ehliyeti Ünye'den şoför esnafımız alabilecek, yani Akkuşlu alabilecek, İlkiköy'de alabilecek, Çaybaşı'da alabilecek, İkizce'de alabilecek, Ünye'de alabilecek. Bu sorunu açtık. İkincisi K belgesi sorunu da var efendim dedim başkanımıza. O dedi orada dur dedi. Benden yana hiçbir sıkıntı yok ama dedi Ulaştırma Bakanlığı'nın bize burada özel bir yetki vermesi gerekiyor dedi. Aynen tabirini söyleyeyim. O güler yüzlü bakanı da söyleyin. Giderek size dedi bir eser bıraksın dedi. O dedi gerekli İzinleri bize ulaştırsın. Biz hemen dedi müracaatını yapalım dedi. Biz de hemen kalktık. Güler yüzlü bakanımızın yanına gittik. Dedi ki böyle böyle sevgili Türkiye Odaları Borsalar Birliği Başkanı Fatih Selçuk Mesut'a selam var. Güzel yüzlü bakan, güzel gülen bakanınıza söyleyin. O işte o halletsin diye dedi size selam var dedi. O da sağ olsun araması gerektiği yere aradı. Yani %99 olur diye tahmin ediyoruz. Onun o talebinin üzerine oradaki yetkili kim bilmiyorum. Olumlu yanıt vereceğine eminim. O yazışmalardan sonra da K belgesiyle ilgili işlemlerin Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçeceğine eminim. Diğer bir konuda ticari uyuşmazlık ve arabuluculuk uyum merkezi ile ilgili de Rıfat Başkanımızın yetkisinde olduğu için o yetkiyi verdi. Akabinde sosyal medyada görmüşsünüzdür. O kuruma da gittik, ziyaretlerini yaptık. Onların bizden istedikleri işte
yönetim kurulu kararı, fiziki alanları oluşturun, hemen yetkiyi verelim size dediler. Biz yönetim kurulu kararını hemen gelir gelmez şimdi toparlıyoruz. Akabinde gerekli alanlarda 3 tane oda metrekareleri falan alacağız. Onu oluşturacağız. Onu da çok kısa bir zamanda hayata geçeceğiz. Artık uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk merkezi artık Ünye Ticaret ve Sanayi Odası olacak. Bu da bölgemize hayırlı olsun dilerim. Bu güzel. Bir de sizden evvelki oda başkanlarında da gördük ama siz daha çok asıldınız yöresel esnafın öne çıkarılması için kampanya başlattınız. Bunu da ilerleme kaydedebildiniz mi? Yani insanlarımızı memleketinin esnafından alışveriş yapmaya teşvik eden bir çalışmanız oldu. Tabii şimdi bizim zaten talihsizliğimiz bir pandemi süreci yaşadık. Bizim faaliyet alanımızın 2 yılını tabiri caizse katletti pandemi süreci ama biz bu süreci de avantaja çevirmeye çalıştık. Belki halen onunla ilgili de çalışma, biz de Rıfat Başkanımıza da defalarca dile getirdik. Dedik ki ulusal marketler artık bütün esnafımızı katlediyor. En azından ulusal marketlerin faaliyet alanı kısıtlansın. Yani kırtasiye zamanı kırtasiye, deniz zamanı deniz, ne bileyim bisiklet zamanı bisiklet, yani alakasız şeyler satılıyor. Market dediğiniz aklına gelir, gıda gelir, temizlik gelir. Sadece bunlar bu alanda kalsınlar. Yani bir kapalı alanı var diye her dönem her ürünü satmak zorunda değiller. Bunun önlenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Sayın Başkanımız da tabii bununla ilgileniyor ama tabii ki lobi güçlü. Lobiyi aşmamız gerekiyor. Yani bunu bir tek Ünye Ticaret Odası'yla aşamayacağımızı ben de biliyorum. Bunu esnaf odaları da destek vermeli, işte teskine destek vermeli, gıda maddelerine destek vermeli. Burada da bir savaş yürütülmeli çünkü çok acımasız ve haksız bir rekabeti siz de görüyorsunuz. Yani en ücra bir ara mahallesinde bile artık şube açılıyor. Yani bu acımasız rekabet nedir anlamış değiliz. Burada yerel esnafın da yaşaması lazım, bizim kırtasiyecimizin de yaşaması lazım, bizim marketimizin de yaşaması lazım. Kesinlikle. Ne bileyim yani züccacinin yaşaması, yani tencere tava satılıyor, havlu satılıyor, yani terlik satılıyor. Buna açgözlülük diyeceğim yani artık demek lazım. Yüksek sesle demek lazım. Demek lazım. Doğru. O yani insanlar da yaşayacak. Terliği ayakkabıcı satsın. Kırtasiyeyi kırtasiyeci satsın. Havluyu ev tekstili satsın. Nedir yani bu? Sen de kardeşim gıdanı sat, temizlik maddesini sat. Bizim kavgamız bu. Bununla ilgili sürecimiz devam edecek. Akabinde bankaların aldığı işlemlerden yüksek meblağlar vardı. Biz bunu yüksek sesle dile getirdik. Akabinde Cumhurbaşkanımız belki yapacaktı, belki de bizden duydu. Çoğu pakette de, çoğu kalemlerde ciddi indirimler sağlandı. Hani atıyorum 50 lira olan bir maliyet 1 liraya düştü. Veya başka 2000 lira, 3000 lira aldıkları kalemler çok cüzi rakamlara geldi. İşte atıyorum ekspres raporuydu, kredi yenileme raporuydu. Bir yani bankaların kendine göre bir sürü paketleri var. Kendileri icat etmişler, kendileri kurguları, kendileri tahsil ediyorlar. Bunlarla ilgili hükümetimiz ciddi budama yaptı tabiri caizse. Artık onların dediği gibi öyle yüksek bedeller alamıyorlar. Bu da bizim esnafa katkımız. Yani zaten bizim buradaki görevimiz nedir? Esnafımızın derdini, sorununu dile getirmek. Onları temsil etmek. Geldiğimiz noktada en iyi şekilde temsil ettiğimi veya onların sorunlarını mücadele ettiğimi düşünüyorum. Ha eksiklerimiz var mıdır? Vardır. O da nereden vardır? Vatandaş yani bize talep etmezse, bize bildirmezse biz de bunun savunmasını yapamayız. Buradan tekrar söylüyorum sizin aracınızla. Herhangi bir kurumla, herhangi bir sektörle sıkıntısı olan bir esnafımız, sanayicimiz biz de bunu paylaşsın. Biz de elimizden gelen mücadele verelim. Hiçbir sorun yok. Sizi bugüne kadar yaptığınız hem kendi işinizi götürüyorsunuz, ekstradan da zaten sivil toplum kuruluşunda görev almak bu demek. Bu şey gönüllü asıl. Görev almak demek, gönüllülük esasına dayalı hizmet vermek demektir. Asli görevinizi yapacaksınız ki bugüne kadar rızık temin ettiğiniz görevinizi. Ondan zamanınız kalırsa ekstradan yüklendiğiniz 1700 esnafın da Ünye adına hizmet veren esnafın da dertlerine derman olmak. Kesinlikle. Şimdi bugüne kadar kendinizden emin, yaptığınızdan emin olarak söylediniz. Kutluyoruz. Bunu yaparken Ünye'de de tükenmeye yüz tutmuş
sanatlara da odanızın katkısı olur mu? Oluyor mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Peki evet, ünye tükenmeye yüz tutmuş sanat nedir? Bakıcılıktır. Bizim, kesin, ayakkabıcılıktır. Ayakkabıcılıkla ilgili şimdi orada da bir öz eleştiri yapalım. Çok bir şey yapmadığımızı düşünüyorum ama bakıcılık sektörünün gelişmesi için belki de görmüşsünüzdür Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Ünye'ye geldiğinde, evet, ona verdiğimiz plaket bakırdandı. Doğru. Veya oradaki diğer ürünler çoğu bakırdandı. Bunu biz niye yaptık? Ünye'nin bir değeri, mesela bir camdan da yapabiliriz, ahşaptan da yapabiliriz ama Ünye'nin bir değeri olduğu için bakır, hatta bizim üst katımızda da sergilerimizde bakır eserleri vardı. Biz bakırını önemsiyoruz. Bakıra değer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onlarla ilgili elimizden gelen her türlü gayret. Sanat kenarına sahip çıkıyoruz. Bunlar bizim üyemiz olmaması ama illa ki her şey bizim üyelerimize tabi olması değil. Olması gerekmiyor. Ünye, adı Ünye ise o bizi ilgilendirdi diye düşünüyoruz. Peki. Aynı şeyi manyetik kumda da yaptık. Mesela bizim manyetik kumdan üretilmiş tespih ve kolyeyi biz Sayın Cumhurbaşkanımıza, eşine, Yavuz Selim Kıran Bey'e, eşine ve daha hatırlamadığım bir sürü üst düzey yetkililere tespih ve kolye olarak takdim ettik. Ünye'nin konuşacağına inandığımız insanlara. Tabii Ünye'nin manyetik kumdan üretilmiş tespih ve kolyeyi bizzat kendi elimize takdim ettik. Kutluyoruz, başarılar diliyoruz. 2022'de yapacağınız seçimde kazanmanız halinde bugüne kadar yapamadıklarınızdan öne çıkarmayı düşündüğünüz hizmetler nelerdir diye sorsam, ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi dünkü Rıfat Başkanımızla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızla yaptığım sohbette bu üç konuyu arz ettim kendisine. Başka bir şey istiyor musun derdi. Dedim onun da zamanı var. Onu söylemedim. Onu özellikle talep edeceğim. Ünye, yani 35 yıllık, 40 yıllık bir hayal olan, bir hayal olan ve sonuçta bir ortaya çıkan eserin sonucunda bir organize sanayimiz var. Buradaki de bizim tasarrufumuz, düşüncemiz orada güzel bir, aynı Ordu'da olduğu gibi meslek lisesi kompleksi, bir üniversite kampüsü havasındaki bir meslek lisesi benim şahsımın en büyük hayali. Harika. Eğitim yuvası. Yani teknik eğitim şu anda yuvası. Bizim zaten meslek liseleriyle olan alakamız, ilgimizi bilmiyorum, farkında mısınız? Eğer ilgili okulla görüşürseniz bizim onlara verdiğimiz maddi manevi destekleri orada görebilirsiniz. Şu anda 1044 olan meslek lisesinin kapasitesi sıfırdır. Full doludur. Belki onların çabasıdır, belki toplumun öngörüsüdür, belki de bizim katkımızdır ama şu anda biz o okulu doldurmuş durumdayız. Çok memnunum ama yeterli mi? Değil. Çünkü, bu üssü adıyla mı bir meslek lisesi kazandıracaksınız organizeye? Artık onu nasıl kazandığınızı bilemiyorum. Ama üssü olur, ünye olur. Projenizde var yani. Hayalimizde var. Önce hayal etmek gerekir. Biz orada bir teknik okul açacaksınız. Alanımız zaten mevcut organize sanayi bölgesinin içinde. Tamam. Mesleki okul alanı hazır. O alanı az daha büyütme şansımız da var oradaki projede tadilatla. Evet. Oraya önümüzdeki dönemde eğer bir eser kazanırsak değmeyin bizim keyfimize. Ki bunu biz hayal ettiysek Cenab-ı Allah bizi bugüne kadar hiç yanıltmadı, şaşırtmadı. Onu da başarırız diye düşünüyorum. Bu konuda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bir tane kredim boşta duruyor. Onu önümüzdeki dönemde şayet bu yetki görev bize verilirse o krediyi orada kullanacağım. Kullanacağız hep beraber, o da borsa olarak, hatta Ziraat Odası olarak, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi olarak, gerekirse Şoförler Odası'nı dahil ederiz, Gıda Odası'nı dahil ederiz ama orada bir eser olur ama nasıl olur onun detayını çok bilmiyorum. Bu güzel ülkenin, dolayısıyla Ünye'nin mühendislerden ziyade ara eleman dediğimiz teknik elemanlara ihtiyacı var. Hayal ettiğiniz teknik liseyle de bu hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Yani bunu kutluyoruz. İmza bir Ünye imza, adına güzel bir Ünye değil. Bu da Ünye'yi de düşünmüyorum. Yok. Akkuş da buna da, çünkü orada bir tabii bölgeye hitap edecek. Yurt da olacak. Olmalı zaten. Böyle kesin. Donanımlı bir yurt olduğu zaman Akkuş'taki vatandaşımız da İkiyöz'deki, İkizce'deki,
Çaybaşı'ndaki gençlerimiz de buradan faydalanmalı. Faydalanacaklar kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Onlar oradan faydalanacak. Bizim sanayimiz de onlardan faydalanacak. Böyle sinsiler olacak, ünye kazanacak bu sistemde. Peki Sayın Akar, sohbetimizin sonuna geldik. Sizi de fazla yormayalım. Yoldan geldiniz. Bir dakika, araya yine bir es vereyim. Buyurun. Hani malum bir ünye il olsun çabamız var. Bu çabamızın aslında altını iyi kaşımak gerekir, irdelemek gerekir. Mevcut organize sayemiz şu anda yeterli değil. Çünkü bir bu kadar daha firma bize talepte bulundu, cevap veremedik. En basit 200 dönüm sadece bir firma talepte bulundu. Biz halen cevap veremedik. Ve onlar da halen bir yer bulamadı ve halen yer arayışı içerisindeler. Şimdi biz bu taleplere cevap verirsek aslında tek ünye değil, Türkiye'ye katkıda sağlayacağız. Nasıl sağlayacaksınız? İstanbul'dan göç alacağız, Ankara'dan göç alacağız, İzmir'den göç alacağız, Bursa'dan göç alacağız. O büyük şehirleri de boşaltacağız. Büyük şehirlerin rahatlamasına katkı sağlayacağız. Doğru. Bölgemizi kalkındıracağız. Bizim derdimiz bu. Evet, netice olarak yaklaşık bir aylık bir zaman var seçiminize. Bir aydan az var. Geri sayım başladı. Delegelerinize, dolayısıyla ünyelilere, sizleri bu konuda bugüne kadar desteklemiş olanlara son sözünüz ne olur? Evet, önümüzde seçimlerde bir ay var. Artık bu seçim metodunun da değişmesini gerektiğini inanıyorum. Seçilmenin metodunun da değişmesini gerektiğini inanıyorum. Şimdi daha önce bir basın programında da yine dile getirdim. İnsanımız, esnafımız, sanayicimiz işte seçimden seçime yanımıza geliniyor. Dertleri dinlenilmiyor. Bize oran olmuyor gibi serzenişte bulunuyor. Biz de dedik ki bizim bir artık bir haritamız olması lazım, bir yolumuz olması lazım. Biz esnafımızın gönlünü yapmamız lazım, esnafımızın önünü açmamız lazım. Şimdi eğer bir esnafların gönlünü almak için sahaya çıkarsak, şuradan çıktığımız zaman yani akşama kadar gezmekle bitiremezsin. Doğru. Ahmet Bey'in yanına gitsen Mehmet Bey'in yanına gitmek gerekiyor. Mehmet Bey'e uğrarsan öbür Bey'e de gitmek gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Biz diyoruz ki bu seçim sisteminin, seçim kampanyası artık değişsin. Yani birebir amcaoğlunu, dayıoğlunu, arkadaşını, okul arkadaşını devreye sokarak oyunu almak değil de aday olacak arkadaşlar, bu yönetime tabi olacak arkadaşlar, talip olacak arkadaşlar çıksın. Basında, 3-5 tane basınımız var. Onun da fikrini anlatsın. Vatandaşımız karar versin. Yani benim yanıma uğramadı. Ya bir uğrayınca her şey bitiyor mu? Uğramak evet, mı yani? Ne yazık ki öyle değil işte. Evet, doğru. Biz şimdi bugün seçime çıkmışız. 100 tane esnaf gezmek varken 2,5-3 günümüzü Ankara'da geçirdik. Doğru. Yani ne işim var benim Ankara'da? O zaman 3 tane esnafımın gönlünü yapardım. Ama bu mu? 3 tane kıymetli bir eser bugün kazandırdık. Önemli. Yarın öbür gün meslek lisesi için belki 10 gün Ankara'ya gitmemiz gerekecek. Yani şimdi buradaki esnaf arkadaşlarımız ya bana uğramadı diye dert etmesinler. Biz zaten telefonumuz 24 saat açık. Bir işi olan arasın. Gündüz olmasa gece görüşürüz. Bugün olmasa yarın görüşürüz ama görüşürüz. Her türlü fikri açığız diyorsunuz. Ya abi telefonum ben hiç kapanmaz. Eğer arıza sekör olmasa bizim telefonumuz hiç zaman kapanmaz. Arasın arkadaşımız, abimiz, büyüğümüz, ufağımız, küçüğümüz. Önemli değil. O gelemezse ben giderim ama bize o konuda yani benim yanıma gelmedi, beni dinlemedi. Gönlü kırılmasına gerek yok. Gönlü kırılmasına gerek yok. Biz burada iş mi yapacağız, gönül mü alacağız? Bir defa onu da anlaşalım. Doğru. İş yapacaksınız önlecikle. Yani önümüzdeki yıllarda da ben Ünye'ye böyle de bir eser bırakmak istiyorum. Artık bu seçim, ne diyelim, seçim kampanyası artık haddini aştı. Ben Ahmet Yener'in dayısını bulacağım. Öbürü diğer arkadaşım Ahmet Yener'in okul arkadaşını bulacak. Öbürü çok iyi hatırı olduğu birini bulacak. Böyle oyun alacağım. Böyle yani bunları açalım diyorsun. Bunları açmamız lazım. Tamam. Oturacağız basında. İrfan Akar ne yapacak? Ahmet Yener ne yapacak? Anlatsın. Vatandaşlar onu karar vermesin. Yani bu nedir ya? Yani seçmen burada en büyük sıkıntı seçmen yaşıyor. Ahmet Yener'in yanına gittiği zaman adam yine mi geldi? İrfan Akar geldiği zaman ya ben şimdi ben ne anlatacağım? Yalan söylesem olmuyor. Doğruyu söylesem olmuyor. Yani gerçekten ben sanayicimize üzülüyorum. Esnafımıza üzülüyorum. Adam orada ödemesi var atıyorum veya yetiştirmesi gereken bir iş var. Bir başkan adaya gelmiş. Ya ona ters konuşacak, ya onun gönlünü alacak, ya düzgün konuşacak. Ya bu artık 21. yüzyıla geldi. Aşalım mı konuları? Evet, tabuları yakalım diyorsun. Yani bu yani 20 sene demez, 50 sene demez, böyle güle artık bu saat tarihten sonra böyle gitmesin. Resmen doğru olalım yeter diyorsunuz. Ya anlatsın herkes, çıksın televizyona, ben bunu yapacağım desin. Bunun için buraya gelmek istiyorum desin. Vatandaş da kararını versin ya bu. Amcaoğlu, dayıoğlu, enişte, hanım, yeğen,
Ya kimi çocuğundan gidiyor, kimi ta üniversitedeki arkadaşını buluyor, öbür asker arkadaşını buluyor. Yani akıl almazlık işler dönüyor ya. Hiç akla gelmedik insanları da töhmet altında bırakmayalım. Yani işte vatandaşlar size yalan söylemek zorunda kalıyor. Tamam vereceğim diyor ama vermiyor ve haklı veremiyor. Çünkü bir tane oyu var. Ahmet abisini çok seviyor, ona verecek. Ya abi geçti tezgahtan, biliyoruz. Hayaller kırıldı. Var mı ya, yaşadık onları. Yani bu mobbing nedir ya? Biz 22 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. 22 Ekim'e kadar ünyeye ne katacağımıza bakalım. Yani şimdi 20 Ekim'den 6 öncesine kadar seçime mi çalışalım? Olmaz. Hizmet ne olacak peki? Gelecek nesle çalışacak. Bak geçen seneki seçim kampanyası 6 ay sürdü. Bugün hatta bir basın programında işte dedi ki bu sene kampanya sönük geçiyor. Ya bırakın sönük geçsin ya, işimize bakalım ya. Seçim ne dedi? Evet. Hak eder. Çıkar anlatır televizyonda. Vatandaş kimi gönlü isterse onu verir. Ahmet'i Mehmet'i devreye sokmanın hiçbir anlamı yok ki. İnsan tanımanın bu kadar zor olmadığı bir ortamda kavun gibi koklamaya gerek yok. Kimliğine, yani kişiliğine, gelmişine, geçmişine bakarsınız. Hakikaten seçmene tamam. Üzülüyorum ya. Şimdi seçmene ben gidiyorum ayrı baskı yapıyorum. Kardeş ayrı baskı yapıyor. Hanım ayrı baskı yapıyor. Teyze oğlu ayrı baskı yapıyor. Ne yapsın? Ne diyor, asker arkadaşı. Bir adamın 10 yıl 18 aylık bir mazisi var. Asker arkadaşı. Kesinlikle gönlünü kırmayacağı bir asker arkadaşıyla yalan konuşacak. Üniversite arkadaşına yalan konuşacak, ilkokul arkadaşına yalan konuşacak. Bunlara gerek yok diyorsun. Var mı gerek abicim? Gerek yok. Evet, Sayın Başkanım, sizi de yormak istemiyoruz. Gerçekten. Vallahi çok güzel oldu. Yeriniz, şimdi yolunuz uzun, yapacağınız çok işler var. Başarılar diliyoruz. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Üngeli de bunu artık değerlendirsin. Tabii, takdir delegelerin, dolayısıyla hizmet bekleyen üngelilerin. Üniyeliler değil sadece. Biz üniyeli değiliz. Akkuş'unda, Çaybaşı'nda. Siz bölge, Akkuş'ta, üniyelişelerde size... Biz üniyeye hitap etmiyoruz. Doğru. Odalara, odaya ben şimdi gelirken odalara. Onu düşündüm. Mesela 200 dönümlük araziyi 6. bölgeye giden Çaybaşı'na monte edebilir miyiz? Hakikaten şimdi ona çalışacağım. Ben şimdi onunla mı çalışayım? Gidip de Ahmet abinin, Mehmet abinin gönlünü almaya mı çalışayım? Tabii insanı da bölük pöçük etmeye gerek yok. Beynini lüzumsuz yere yani yormaya gerek yok. Yetişemiyoruz. Yani gönül olmaya mı yetişeceğiz, icraat yapmaya mı yetişeceğiz? Hakikaten... Vallahi icraat yapmaya yetişin. Gönül alınır zaten icraatı doğru yaptığınız zaman. Ama şimdi işte atıyorum bir abimiz arıyor. Sen diyor filanca uğramamışsın. Ya tamam uğramadım ama uğrayamadım ama uğrayacağım, uğrarım. Yani ben uğramadım demek o adamı sildim, sevmedim anlamına tabii, gelmedi. Tabii olur mu? Tabii. Yani insanın olumlu olumsuz yönleri vardır. Her gün bir olamayabilirsin. Eşrefi mahluk. Yani şuradan beraber çıkalım. Hamboğaz'a gideceğiz. Hamboğaz'a kaç dakikada gidelim hesaplayalım abi. Buyur. Evet, çıkalım. Çıkamayız. Hamboğaz'a yarım saatte gidebilir miyiz? Sayın Başkanım. Konu uzadıkça uzuyor. Size ve sizinle aynı işi paylaşan meslektaşlarınıza başarılar diliyoruz. Ben Allah kolaylık versin. Ünye kazanacaksa, bölgemiz kazanacaksa hayırlısı olsun. Sıkıntı yok. Bu kadar. Teşekkürler saygıdeğer izleyenler.